tartışmanın üzerinde milli bir dava olarak görüyoruz. Bunun için Kıbrıs'taki tüm siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını bu milli davaya sahip çıkmaya davet ediyorum. Bunun yanında taşınmaz mal komisyonu 1974 öncesi hak sahiplerinin yeniden evlerine, iş yerlerine kavuşmasını temin edecek faaliyetleri de sürdürmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da elbette dikkate alınmaktadır. Sizin de desteğinizle adada kalıcı barış ve huzurun tesisi yönünde önemli bir adım olarak gördüğüm Maraş meselesinde yeni bir safhaya geçiyoruz. Maraş'ta attığımız bu geri dönülmez adımın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, tüm hemşehrilerimize, adanın tamamına hayırlı olmasını diyor. Hepinize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Evet, ben de çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzel gelişme için gerek Sayın Tatar'ı ve şahsınızda tüm Kıbrıs Türk halkını tebrik ediyorum. Maraş'ın yeniden kullanıma açılmasının Kıbrıslı kardeşlerimiz için ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Kıbrıs Türklerinin adadaki 5 asırlık varlığını ortadan kaldırmaya yönelik saldırıların arttığı bir dönemde bu gelişmenin yaşanmış olması ayrıca anlamlıdır. Biliyoruz birçok yerleri rahatsız edecektir. Ama şunu da birilerinin bilmesi gerekir ki bugüne kadar hep Kıbrıs'taki Türkler sabretti. Biz sabrettik. Ve bu sabrın karşılığını ne yazık ki alamadık. Annan planı dediğimiz zaman bizzat Annan planının içinde olduk. Burgenstock sürecini çok iyi bilirim. Ve Burgenstock sürecinden sonra da Kuzey Kıbrıs'ta ve Kıbrıs'ta yapılan referandum neticesinde %65 Kuzey Kıbrıs bu referanduma evet derken Güney %75 hayır dedi. Ve %75 hayır diyen Güney Avrupa Birliği'ne alındı ama Kuzey Kıbrıs o dönemde de yine Avrupa Birliği'ne alınmadı. Süreci götüren o zamanlar Annan'dı. Ve tabii şimdi Annan yok. Ama hayatta olanlar da ne yazık ki Annan'ın bıraktığı o mirasa sahip çıkmadılar. Verilen sözlere sahip çıkmadılar. O dönem Avrupa Birliği adına bizimle beraber olan Alman Verheugen'dı. Ve o ülkemizde birçok üniversitelerde bunun konferansını da geldi verdi. Ve burada Kıbrıs'taki Türklerin ne kadar haklı olduğunu, bizim ne kadar haklı olduğumuzu da anlatmış olmasına rağmen ne yazık ki hiçbir zaman Avrupa Birliği mensupları kalkıp da ya bu Kıbrıs'taki Türklerin Avrupa Birliği'nde olması gerekir demediler. Tam aksine hep ötelediler. Şimdi bölgemizdeki önemli kriz alanlarından biri olan bu Kıbrıs meselesi 1963 yılından bu yana çözüm bekliyor. Yarım asırdan fazla süredir aralıklarla gerçekleştirilen müzakereler her seferinde Rum tarafının ve Yunanistan'ın oyun bozanlığı sebebiyle sonuç vermemiştir. Şu anda da öyle. İşte 1963, işte 2020. Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin kabulüyle ilgili hala evet dediler mi? Bakın bu kadar fasıl açılması bekleniyor. Açtılar mı? Hayır. Açmadılar. Hep oyalama. İşte bugün de Sayın Merkel'le görüşmem vardı. Biliyorsunuz bu ay Avrupa Birliği bir araya geldi. Birinde ikisinde görüşmeler yapıldı. Gene oyalama. Bütün bunlara rağmen çözümsüzlüğün bedeli hep Kıbrıs Türk'üne ödetilmek istenmiştir. Kıbrıs adasının en nadide semtlerinden biri olan Maraş'ta bu çözümsüzlüğün bir parçası olarak kapalı kalmıştır. En son 2017 yılında yapılan çok taraflı görüşmelerin ardından artık Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüm ihtimalinin kalmadığı açıkça görülmüştür. Bunun üzerine hep birlikte Kıbrıs'ın geleceğini hayaller yerine somut gerçekler üzerine
inşa etme kararı aldık. Sizin de belirttiğiniz gibi Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir. Bu hakikat ışığında hazırladığınız yol haritası çerçevesinde Maraş'ın güzel sahil şeridini halkınızın istifadesine sunma kararınızı sonuna kadar destekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sizi bu cesur kararınız ve dirayetli tutumunuz için şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Bir zamanlar tüm Doğu Akdeniz'in en gözde tatil beldesi olan Maraş'ın yeniden eski güzel günlerine döneceğine inanıyorum. İlk adım olarak Kıbrıs Türk halkının Perşembe sabahından itibaren Maraş'ın sahil şeridinden faydalanmak üzere kapalı bölgeye girebilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Kullanımı açılan bölgede hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle herhangi bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır. Mülkiyet haklarına saygı gösterilerek yürütülen çalışmaların bir an önce sonuçlandırılarak Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız. Maraş, bölgenin gözde bir turizm merkezi haline dönüşmesi, tek başına özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini şaha kaldıracak bir fırsattır. Ayrıca bölgede halen süren doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerinden de her an müjdeli haberler alabiliriz. Su boru hattıyla birlikte değerlendirdiğimizde enerji, tarım ve turizm sektörlerinden sağlanan gelirlerin önümüzdeki dönemde katlanarak artacağını söyleyebiliriz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır. Türkiye'nin siyasi, diplomatik ve askeri gücünün de desteğiyle Kıbrıs'ta artık eskilerin zor oyunu bozar dediği yere doğru gidiyoruz. Başbakan Sayın Tatar'ın tüm bu konularda ortaya koyduğu güçlü irade, Kıbrıs Türklerinin aydınlık ve müreffeh geleceği için önemli bir fırsattır. Bir kez daha Maraş'ın açılması kararının Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Ve şimdi tabii Maraş'a bağlanacağız ve burada da finişerler inşallah yoğun bir şekilde çalışmaya başlayacaklar ve bütün Gazi Magusa Belediyesi ile birlikte bu çalışmayı sürdürecekler ve bütün asfaltlama çalışmalarıyla birlikte Gazi Magos'a inşallah bu Demokrasi Caddesi sahil şeridi buraların inşallah ilk etapta pırıl pırıl olduğunu göreceğiz. Şimdi Maraş'a bağlanıyoruz. Gazi Magos